Merhaba kıymetli seyircilerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han'ı anlatmaya devam ediyoruz. İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın Bey ile birlikteyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Yavuz Sultan Selim Han'ın padişah olmasını ve Çaldıran Savaşı'nı anlatmıştık. Şah İsmail ile yaptığı Çaldıran Savaşı'nı anlatmıştık. Ridaniye, Mercidabık Savaşları, Şam ve Mısır'ın fethine gelmiştik. Bugün Mahmut Bey bizlere bu savaşları anlatacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sizden bugün Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'nı, Şam ve Mısır'ın fethini dinleyeceğiz. Buyurun. Peki efendim. Şimdi efendim nasıl başladık bu programa? Yavuz Sultan Selim Camii'nden, Camiden Yavuz Selim Camisi'nden başladık. Yavuz Selim Camisi'nin ismi Yavuz Sultan Selim Han'dan mütevellit Yavuz Selim Camisi. Zaten orada türbede yatıyor kendisi. Yavuz Sultan Selim Han başlamış caminin inşaatına. Kanuni fakat zamanında tamamlanmış. Ömrü vefa etmemiş. Ömrü hep seferlerde geçtiği için. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han babasının namına tamamlamış ve ismi de Yavuz Sultan Selim Camii'dir. Yavuz Selim Camii'dir. Selahattin camilerindendir malum haliniz. Evet. Büyük bir vakıf eseri. Külliyeden bahsetmiştik, anlatmıştık filan filan. Oradan Yavuz Sultan Selim'e geçtik. Devam ediyoruz birkaç programdır. Tabii şimdi geldik nereye? Efendim sizin dediğiniz gibi geçen hafta Mısır'ın fethine. Evet, Çaldıran Savaşı'nı anlatmıştınız. Evet, Mısır'ın fethine geldik. Şimdi geçen programda anlatmıştık. Yavuz Sultan Selim Han Tebriz'den Hafız Mehmet Yakup Efendi'yi ve oğlu Hasan Can'ı da hani İstanbul'a getirtiyor. İstanbul'a geldikten sonra Hasan Can Yavuz Sultan Selim Han'ın nedimi ve musahibi oluyor. Çok severmiş Hasan Can'ı. Yanından ayırmazmış. Evet, yanından ayırmazmış. Devamlı akşamları filan, gündüzleri onunla sohbet edermiş. Tabi bir sabah yine hizmetine gidiyor Hasan Can Yavuz Sultan Selim Han'ın. Sohbetine gittiğinde Hasan diyor Yavuz Sultan Selim Han, bir rüya görmüş olman lazım diyor. Anlat bakalım rüyanı filan diyor. Şaşırıyor tabi, tacip ediyor Hasan Can. Görmemiş bir rüya. Evet, halbuki bir rüya görmemiş. Allah Allah. Hayret ediyor bir rüya görmediğine filan. Bir müddet sonra bir iş için kapı ağası, sarayda bir makam kapı ağalı, kapı ağası Hasan Ağa'nın bulunduğu yere gönderiyor. Orada Hasan Ağa'yı görüyor. Hasan Ağa da hazinedardan sohbet ediyormuş kapı ağası Hasan Ağa filan. Ama kapı ağası Hasan Ağa böyle çok böyle üzgün, tedirgin bir vaziyette filan filan. Efendime söyleyeyim. Onun böyle üzüntülü halini görünce Hasan Can diyor ki efendim diyor Hasan Ağa diyor acaba diyor bir yakınınız filan mı vefat etti de böyle endişeli efendim bir şey mi oldu da böyle görünüyorsunuz filan diye. Efendim tabii yok diyor filan herhangi bir hani yakinim filan vefat etmedi diyor. Fakat hazinedar ağa diyor ki efendim diyor bu gece diyor bir rüya görmüş de diyor o rüyayı anlatmıyor diyor. Onun herhalde tedirginliği var üzerinde diyor. Hani rüya deyince hemen kulaklarını dikiyor onun Hasan da Can. İsmi Hasan. Onun evet. Da adı Hasan. Efendime söyleyeyim. Ya diyor padişahımız, padişah efendimiz bugün bana sabahleyin şöyle şöyle sordu hani rüya gördüysen filan. Anlat rüyanı filan. Efendim çok ısrar ediyor filan. O zaman anlatıyor Hasan Ağa diyor ki bu şimdi eşiğinde oturduğumuz kapıyı diyor, kapı diyor. Efendime söyleyeyim gece gördüm ki şiddetli bir şekilde acele acele çalınıyor. Hayırdır inşallah acaba bir şey mi var diye hemen ileri vardım. Kapının bir miktar açıldığını ve önünde kıyafetlerinden, giyiminden, kuşamından Arabistanlı olduğunu anladığım nur yüzlü bir kimsenin beklediğini gördüm diyor. Efendime söyleyeyim yine o zatın biraz yanında üç tane daha aynı şekilde nur yüzlü, sevimli, mehabetli, heybetli üç kişi daha var diyor. Ve ellerinde o üç kişinin birer sancak vardı. Kapıyı çalanın elinde ise padişah efendimizin ak sancağı vardı diyor kapıyı çalanın. Buraya niçin geldiğimi biliyor musun?
dedi o öndeki kapıyı çalan, padişahımızın ak sancağını taşıyan zat. Ben de bilmiyorum efendim, buyurun efendim anlatın dedim diyor kapı ağası Hasan'a. O mübarek zat dedi ki diyor, benim ismim Ali bin Ebi Talip'tir. Bu yanımdakiler ise Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'dır. Radıyallahu anhum aleyhi ecmain. Bizleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gönderdiler. Sultan Selim Han'a selam söyledi ve buyurdu ki Haremeyn-i Şerife'nin hizmeti ona verilmiştir. Kalkıp gelsin, bizden işittiklerini var Selim Han'a söyle. Bana böyle dediler diyor. Dört halifeyi görmüş. Evet. Bir anda da kayboldular kapının önünden. Uyandım. Ter içinde kalmışım diyor Hasan Ağa. Esvabımı değiştirdim diyor. Terlemiş ya. Abdest aldım. Efendim sabah namazını kıldım. Efendim hem bu riyayı anlatıyor hem de ağlıyormuş Hasan Ağa. Kapağısı Hasan Ağa. Hasan Can bunu dinler dinlemez hemen oradan ayrılıyor. Padişah Yavuz Sultan Selim Han'ın huzuruna varıyor. Şevketli padişahım diyor, bu Hasan kulumuz görmediyse bir sürü Hasan kulunuz var. Başka bir Hasan kulunuz görmüş rüyayı diyor Yavuz Sultan Selim Han. Efendim ağanın anlattıklarını aynen Hasan ağanın anlattıklarını anlatıyor Yavuz Sultan Selim Han'a. O zaman adaşın diyor, aynı atla olanlara adaş dedin evet, ya padişah. Evet. Adaşın diyor gerçekten gönül ehli bir zat imiş. Efendime söyleyeyim. Bana efendim gece bildirildi ki efendim detay Hasan mahiyetinizdeki Hasan Efendi'ye bildirildi. Detayı ondan öğrenin. Alın, öğrenin. Efendim. Ya bak Hasan diyor. Efendim ben sana demez miyim ki biz Osmanlı sultanlarına Allahu Teala yedi evliya kudreti vermiştir. Efendim dolayısıyla evliyalıktan nasibini almış kimselerdir. Fakat biz onlara benzeyemedik, babalarımıza, dedelerimize benzeyemedik diye kendisini de gizliyor Yavuz Sultan evet. Selim Han. Yani dolayısıyla Resulullah Efendimizin emri ile Resulullah Efendimizin arzusu üzerine bu seferin Haremeyn-i Şerife'nin efendim hizmeti sana verilmiştir emirleri üzerine haberci gönderiyor Hazreti Ali Efendimizi, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman efendilerimizi gönderiyor. Evet. Efendime söyleyeyim ve haberle gel efendim Haremeyn-i Şerife'nin hizmetini yap diye Resulullah Efendimiz talimat veriyorlar. Durur mu? Ama Mısır'da Memlüklü Devleti var. Evet. Ve Memlüklü Devleti gerçekten de efendim Haremeyn-i Şerife'ne çok hizmetleri dokunmuş bir efendim devlet. Efendim yani insanlar pek bilmezler. Bu devletin resmi adı Et-Devleti Türkiye'dir. Mısır'daki devletinin Memlük adı devletinin değil mi? Adı evet. Et-Devleti Türkiye. Evet. Bunu hem Yılmaz Öztuna hem de diğer kaynaklar efendim açıkça bunu ifade ediyorlar. Yani kayıtlarda var bu. Evet. Et devleti Türkiye olması. Efendim neden et devleti Türkiye biliyor musunuz? Sebebi şu. Şimdi Eyyubilerden sonra hani Eyyubiler oraya hakim oldu ya. Evet. Selahaddin Eyyubi Mısır'a hakim oldu. Efendime söyleyeyim Şam, Mısır hep onun uhdesindeydi. Ondan sonra onun çocukları Eyyubiler Devleti adı altına devam etti. İşte o zamanlar Kavkasya'dan efendim köleler getiriyorlar. Çocuklar, köle çocuklar. Efendim ilk getirdikleri köleler daha çok Kıpçak Türklerinden müteşekkil. Türk kökenli yani. Türk evet. Efendim Türklerden müteşekkil ve bunlara iki tane kışla yapıyorlar. Türkler de var, Çerkezler de var. Çerkezler de var. İkisi de var. Efendime söyleyeyim. Nil'in ortasında bir ada var. Bu adaya bir kışla yapıyorlar. Efendim bu kışlada yetiştirdiklerine burayı Türkleri koyuyorlar.
efendim Bahri Memlükleri diyorlar. Bahri. Bahar deniz, biliyorsunuz deniz demektir. Denizci Nil yani. De büyük bir nehir olduğu için ona da Bahri Nil derler. Evet, deniz evet, gibi. Evet, deniz gibi. Efendime söyleyeyim. İşte Bahri Memlükleri Türk. O kışlada yetişiyorlar. Hı hı. Efendim, bir de karada yani adada değil de karada ayrı bir kışla yapıyorlar. Bu kışlada da Kafkasya'dan getirdikleri Çerkez çocuklarını yetiştiriyorlar. Buraya da Burci Memlükleri diyorlar. Yani Memlük kölenin çoğulu. Evet. Burci Memlükleri diyorlar. Burç, kale demek. Kale. Kaleye benzer bir kışla yapmışlar. Efendim o kışla da eğitim, öğretim görüyorlar. Eyyubilerden sonra bu Memlüklüler kuvvetli kumandanlar yetiştirmişler. Devleti ele geçiriyorlar. Şey devletini, Mısır devletini. Mesela efendim Moğolları mağlup eden, Hülagu'yu mağlup eden Cengiz'in torunu Hülagu'nun Mısır'a gitmesini, Orta Doğu'ya girmesini, Orta Doğu'ya girdi de Bağdat'a girdi. Bağdat'ta 800 bin Müslüman'ı katletti, yok etti. Efendim Bağdat, Fırat Dicle nehirleri Şaddül Arap günlerce kan renginde kıpkırmızı aktı bu yüzden. Efendim o kadar zalim bir kimseydi. 800 bin Müslümanı o öldürdü. Kütüphaneleri yok etti. Her şeyi yok etti, talan etti. Efendime söyleyeyim. İşte Hülagu'nun ordusunu durduran iki tane kumandan vardır. Birinin adı Sultan Kutuz'dur. Kutuz. Onun yardımcısı da Sultan Baybars'tır. Sultan Kutuz da Sultan Baybars da Kıpçak Türküdür. Türk yani. Evet, Kıpçak Türküdür. Bunlar Sultan Kutuz Mısır Sultanı, Sultan Baybars onun kumandanı. Daha sonra Sultan Kutuz'la efendim anlaşamadı Sultan Baybars, onun kumandanıydı. Sultan Kutuz'u şey yaptı, efendime söyleyeyim tahttan indirdi, kendisi geçti Sultan Baybars. Yani bunlar Türk kumandanlar. Efendim Hüseyin 1250... Hülagü'yü durduran kumandanlar. Evet, efendim Melik İzzettin Aybek'le başladı bunların saltanatı. Yani Bahri Memlüklerin, Türk kölemenlerin saltanatı 1250 yılında başladı. 1381'de Melik Salih Zeynettin'le sona erdi. Ondan sonra Çerkezlerin devri başladı. Hangi tarihte? Efendime söyleyeyim Sultan 1382'de Sultan Berkok'la başladı. Ve şeyde 1517'de Tomanbay'da son buldu. Yani o zaman Çerkezler var başta. Evet. Mısır'ın başında. Kim var Mısır Sultanı? Kansu Gavri. Kansu 70 Gavri. Küsur yaşında, 75 yaşlarında bir padişah. Fakat Yavuz Sultan Selim Han'ı kıskanıyor. Efendime söyleyeyim. Yani ikircikli oynuyor. Hatta efendim denemek için yani İran'a harekat yapabilmek için efendim bir ordu gönderiyor. O ordunun da Memlüklerin otorite sahası içerisinde bulunan efendim yerden geçmesi lazım. Fırat'ın üzerine köprü kurup geçmesi lazım Osmanlı ordusunun. Buna müsaade etmiyor Kansu Gavri. Ayrıca düşmanca hareketleri var. Daha önceden efendim Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran'a Şah İsmail'in üzerine yürürken efendim ordusuyla ordu gönderiyor Halep'e efendim. Onun için 40 bin kişilik kuvvet ayırıyor şeyde Yavuz Sultan Selim Han Sivas taraflarında. Evet. Bir şey olursa, bir saldırı olursa anında müdahale edebilmek maksadıyla. Dolayısıyla Şah İsmail'e yardım ediyor. Enteresan. Evet. Yani geçmişte şeylerin çok büyük hizmetleri var Haremeyn-i Şerife'ne efendim ve dünyanın birinci büyük süvari kuvvetine sahip, atlı birliğine sahipler bunlar. Çok talimli Türklerden ve Çerkezlerden oluşuyor. Çerkezler de Türkleşmiş, Türkçe tabii konuşuluyor sarayda filan. Yani neticede et devleti Türkiye denilmesinin sebebi bu. O. Evet. Evet. Ondan sonra tabii şimdi oraya sefer açacak. Şah İsmail'e sefer açtı, oraya fetva almak kolay. Neden? Çünkü Rafizi itikadında onlar bozuk itikattalar. Oraya fetvayı aldı. Buraya fetvayı nasıl alacak? Efendim, alimlere söylüyor işte Yavuz Sultan Selim Han. Sual ediyor.
Zembilli Ali Cemal Efendi'nin verdiği fetva efendim kayıtlarda var efendim. Kayıtlarda var. Yani yani mülhit ilhad etmiş, doğru yoldan ayrılmış. Efendim Şah İsmail'e, İran'a yardım etti. Evet, kendisi doğru yoldadır, itikadı doğrudur ama ona yardım etti. Bunun üzerine sefer açmamız uygun mudur? Resulullah Efendimiz talimat vermiş, evet, gel demiş, geldi ama şimdi onu hayata geçirebilmek için şey arıyor, fetva arıyor Yavuz Sultan Şer'i Selim'e. Şer'i bir gerekçe olması evet, lazım aynı zamanda. İşte o zaman Zembilli Ali Cemal Efendi fetvayı veriyor. Diyor ki mülhitlere yardım eden de mülhittir. El cevap caizdir. Yani sefere gitmek caizdir. Mülhitlere yardım eden de mülhittir. Ne demek mülhit? İlhad etmiş. Doğru yoldan sapmış, ayrılmış. Bunlara yardım eden de doğru yoldan sapıtmış oluyor dolayısıyla. Evet, fetvayı alıyor ve büyük hazırlıklar yapıyor. Efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim Han ordusuyla hareket ediyor. Ordusu Gebze'ye varıyor. Gebze'ye vardığı zaman ordusunu denemek istiyor. Askerlerini denemek istiyor Yavuz Sultan Selim Han. Yeniçeri Ağası'nı çağırıyor, diyor ki ama böyle mevsim o mevsim ki üzüm bağlarında üzümler olmuş. Elma ağaçlarındaki elmalar olmuş. Elmalar kıpkırmızı. O üzümler yemyeşil. Eylül. Kara üzümler, efendime söyleyeyim, siyah üzümler simsiyah böyle olgunlaşmış. Görenin ağzının suyu akıyor. Evet. Efendime söyleyeyim, Ağustos'un civarı. Efendim diyor ki Yavuz Sultan Selim Han burayı geçsinler diyor, Gebze'yi. Efendim elma bahçelerini, üzüm bağlarını geçsinler. Geçtikten sonra askerlerin heybelerini tek tek kontrol edeceksin diyor. Efendim ağaçları tek tek kontrol edeceksin. Ağaçtan salkım koparılmış mı? Ağaçtan elma koparılmış mı? Heybelerine konulmuş mu? Hepsini kontrol edeceksin. Efendim neticede uzun bir müddet Yeniçeri Ağası adamlarıyla beraber heybeleri araştırıyor. Heybelerde tek bir salkım üzüme rastlamıyor. Tek bir tane elma tanesine rastlamıyor. Ağaçları araştırttırıyor. Koparılmış mı diye. Ağaçlarda da yok. Efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim Han'a gelip diyor ki şevketli hünkârım, askerlerin heybelerini araştırdık. Yok. Ne üzüm var, ne elma var. Efendim ağaçları araştırdık. Koparılmamış hiçbir şey. O zaman çok seviniyor Yavuz Sultan Selim Han. Bu orduyla gidilir işte ya, değil mi? Yani? Ellerini açıyor. Allah'ım diyor. Ya Rabbel Alemin diyor. Sana sonsuz hamd ediyorum. Senalar ediyorum. Sonsuz şükürler ediyorum ki haram yemeyen bir orduyu ihsan ettin bana. Haram yemeyen, boğazından haram lokma geçmeyen askerleri ihsan ettin, lütfettin bana. Efendim eğer bu askerin içinde tek bir kimse o elmaları, o üzümleri koparıp yeseydi bu sefere gitmekten vazgeçerdim diyor. Tabii. Ya bir şükür secdesine varıyor. Sonra da Yeniçeri Ağası'na diyor ki çünkü ağa diyor haram lokma yiyen bir ordu ile bellilerin fethi mümkün değildir. Allah-u Teala fethi müyesser etmez, nasip etmez diyor. Muzaffer olmak mümkün değil, evet. Haram lokma yiyen orduyla tabii. Sonra Konya'ya ulaşıyor tabii. Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin, Şems-i Tebriz Hazretleri'nin ve Sadreddin Konevi Hazretleri'nin mübarek türbelerini ziyaret ediyor. Onlara tevessül ederek Allah-u Teala'dan zaferi nasip etmesini niyaz ediyor. Konya'dan Kayseri'ye, oradan da Maraş Elbistan'a geçiyor. Da Sinan Paşa'yı daha önce göndermişti ya. Evet. Hani Kansu Gavri'den izin istemişti ya. Efendim Elbistan'da bekliyor Sinan Paşa kuvvetleri. Sinan Paşa kuvvetleriyle birleşiyor. Kansu Gavri ise büyük kuvvetlerde yığıyor Halep'e. Çok büyük bir orduyla Mısır'dan 70 bin kişiyle hareket ediyor. Efendime söyleyeyim, Halep'te anlıyor ki Sultan Selim Han'ın niyeti ciddi. Üzür yollu bir mektup yazıyor Yavuz Sultan Selim Han'a. Efendime söyleyeyim. Yani daha önce Yavuz Sultan Selim Han elçi göndermiş. O elçilere hakaret etmiş, bilmem ne yapmış. Hapsetmiş, elçileri de serbest bırakmış. Efendim özür yolu da bir mektup yazmış filan ama artık iş işten geçti.
Hani biz harekat yaptık, dabık mabık hani evet. Bu şeyler geçti. İşte bu merci dabık işte, dabık dedikleri yer. Efendim orada dabık ovasında iki ordu karşı karşıya geliyor. Kansu Gavri ordusunun merkezinde, efendim sağ kanatta, sağ cenahta kumandanlarından Hayır Bey var. Sol cenahta Sibay isimli komutan var, bunları tayin etmiş. Efendim Sultan Selim Han'da harp terdibatını almış ama Sultan Selim Han'ın ordusunda teknolojisi yüksek, 300 tane de top var. Teknolojisi çok yüksek. İşte iki ordu birbirine hücum ediyor. Efendime söyleyeyim, tabii şey taktiği geçen programda demiştiniz siz. Evet, Turan taktiği. Turan taktiği veya Hilal taktiği derler. Evet. Efendim Turan taktiği Türk taktiği demek. Türk Turan taktiği, deyince evet. Türk aklı Türk. Gelir. Efendim ikiye ayrılıyor. Kanatlar evet, orduyu düşmanı Mısır ordusunu içeri doğru çekiyorlar. Sonra topları ateşliyorlar. Tabii süvari hep Mısır ordusu. İkindiye kadar devam ediyor harp. Mısır ordusu anlıyor ki artık mağlup olacaklar. O zaman efendim Kur'an-ı Kerim'i mızraklarına takıp Kur'an-ı Kerim sayfalarını efendime söyleyeyim kaldırıyorlar yukarı. Mısır ordusu, Memlükler. Efendim Osmanlı askerinin palası, kılıncı yukarıda kalıyor yani. İndiremiyor. Tabii. Karşısında Kur'an-ı Kerim var. Evet. Değil mi? O zaman işte Yavuz Selim Han ileri atlıyor. Diyor ki efendime söyleyeyim, bu diyor Hazreti Ali Efendimiz'e yapılan bir hiledir. Aynı hileyi bize de yapmak istiyorlar. Bunlar hem Rafizi'ye yardımcı oluyorlar, hem de Kur'an-ı Kerim'i haşa kendi bozuk düşüncelerine, hilelerine hüccet delil ediyorlar. Sakın aldırmayın, hücum edin emri veriyor Yavuz Sultan Selim Han. Yani kendisi de hücum ediyor. Asker de bunu görünce hücum ediyorlar. Şimdi Kansu Gavri de yaşlı demişti ki efendim. Evet, 70 yaşını geçmişti. 70 küsur yaşında. Geride harbi seyrediyor. Askerinin böyle perişan olduğunu görünce üzülüyor. Birkaç sefer bayılıp atından da düşüyor. Ya baygınlıktan, üzüntüden. En sonunda Hayır Bay geliyor. Hani kanat kumandanı, cenah kumandanı. Evet. Diyor ki efendime söyleyeyim. İşte elbiseleri yırtılmış, perişan bir vaziyette. Efendim harbi kaybettik diyor sultanım diyor. O zaman bir daha düşüyor atından. Bakıyorlar ki kontrol ediyorlar. Efendim kalbi şey yapmış. Bazı tarihçiler üzüntüden nüzul yani felç inme geldi derler. Ve ordu şeyin o kalan kılıç artıkları Halep'e doğru kaçmaya başlıyorlar. Efendim Hayır Bay hatta Hayır Bay gelip Yavuz Sultan Selim Han'a tabi oluyor. Düşün efendim. Halep'e giriyor Yavuz Sultan Selim Han. Oradan da Şam'a gidiyor. Şam. Tabii o okumuş, çok okuyan bir kimse Yavuz Sultan Selim Han. Muhyiddin Arabi Hazretleri var. Kusesirruh, büyük alim, büyük evet, evliya. Evet. Aslen Endülüslüdür biliyorsunuz Muhyiddin Arabi Hazretleri. Şimdi o kitabına yazmış. Demiş ki Sin Şın'a gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar. Allah Allah. Sin Şın'a gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar. Yavuz Sultan Selim Han bunu mütalaa ediyor. Diyor ki Sin Şın'ın üzerine gelince demek Sin Selim demektir. Şın da Şam demektir. Yani evet. Selim Han Şam'a gelince efendime söyleyeyim Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Muhyiddin'in kabri meydana çıkar. Kendisi yazmış bunu. Kitabına yazmış yani. Evet. Efendim araştırttırıyor filan filan. Efendim tabii Muhyiddin Arabi'nin mübarek kabrinin üstüne çöp dökülmüş. Alper Bey çöpler dökülmüş. Kaybolmuş. Mezbelelik falan. Olmuş. Mezbelelik yani. Olmuş. Çok yaşlı insanlar buldurtturuyor. Onlardan tahkik ettiriyor. Aa şurası diyorlar. Tamam. Efendim öyleyim buluyorlar. Üzerine hemen güzel bir türbe, yanına cami ve hemen yanına da imaret aşevi yaptırılma talimatını veriyor. Yavuz Sultan Selim Han. Evet. Kabrini temizlettiriyor. Hürmet ediyor. Efendim tabii onun
niye öldürülmüş Muhittin Arabi Hazretleri? Bir gün ahaliye demiş ki, ey ahali demiş, sizin taptığınız, sizin mabudunuz benim ayaklarımın altındadır. Allah Allah. Normalde Müslüman ahali, yani normal anlaşılan aslında yanlış bir anlama çıkıyor. Evet, yanlış bir anlama çıkıyor. Efendim ve fakat altında daha gizli bir mana var yani. Gizli bir mana var. Bunu Yavuz Sultan Selim'an yani bunu boşuna söylemedi diyor. Evet. Muhittin Arabi Hazretleri. Bu lafı, bu sözü nerede sarf etti, nerede irad etti Muhittin Arabi araştırttırıyor. Neticede diyorlar ki bu sözü şurada söyledi. Kim? Muhittin Arabi. Kazın burayı buyuruyor, emrediyor Yavuz Sultan Selim'an. Kazdırtıyor. Gerçekten de orada efendim bir küp altın çıkıyor. Yani diyor ki siz dünyaya tapıyorsunuz. Paraya tapıyorsunuz. Paraya tapıyorsunuz. Mala mülke tapıyorsunuz demek istemiş yani. Efendim ve bunun üzerine o sözünün de aslında hangi manaya geldiği ortaya çıkmış oldu. Tabii Yavuz Sultan Selim Han efendim 3 ay Şam-ı Şerif'te kaldı. Efendim enteresan şiirleri var tabii. Onlara, aynı zamanda şair bir padişah. Evet. Mesela bir şiiri vardır. Sanma şahım, araya böyle bir çizgi çeksek, sanma şahım, herkesi sen, yine çizgi çeksek, sadıkane yar olur. Herkesi sen, çizgi çeksek, dost mu sandın, belki ol ağyar olur. Sadıkane, belki ol, bu alemde dildar olur, yar olur, ağyar olur, dildar olur, serdar olur. Şimdi bunu böyle birinci satırı yukarıdan, birinci mısrayı okudunuz şöyle. Bir de yukarıdan aşağı ikişer kelime şeklinde okuyun. Hep aynı şey çıkar. Evet. Çok enteresan bir şiirdir. Yazarak bunu efendim aslında imkanımız olsaydı da gösterseydik. Ekrana verebilseydik. Evet. Bu Türkçe bir şiiridir Yavuz Sultan Selim Han'ın. Bir şiiri daha var ama yani benim hıfzımda olan şiiri söylüyorum. Efendim Farisi bu. Merdumu dideme bilmem ne füsun etti felek. Eşkimi kıldı füzun, giryemi hun etti felek. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Ne demek bu? Nurdemi dideme bilmem ne füzun etti felek. Füsun etti felek. Yani benim diyor gözlerime, dide göz demektir. Dide göz, evet. Evet, gözlerime nasıl bir büyü yaptılar? Efendime söyleyeyim, mürdemi dideme bilmem ne füsun etti felek, eşkimi kıldı füzun. Yani bu büyü benim eşkimi, aşkımı ne yaptı? Eşkimi kıldı füzun, artırdı. Giryemi, girye gözyaşı demek. Giriye gözyaşı demek, giryemi hun etti felek. Yani bu aşk öyle arttı, öyle arttı ki benim gözlerimden gözyaşı yerine kan gelmeye başladı. Hun kan demektir. Kan demek, evet. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, lerzan titremek demek, şir arslan demek. Arslanlar kahırlı kuvvetli, efendim öyleyim pençemden, efendim tir tir titrerlerken beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Efendim çok güzel bir çok şiir güzel tabii. Bir şiir. Büyük şiir. Her ikisi de güzel. Evet. Önceki şiir de çok güzel, bu da çok güzel. Yavuz Sultan Selim Han efendim Şam-ı Şerif'teyken ileri harekat için hazırlıklarına devam etti. Sinan Paşa'yı önden 4000 kişilik bir öncü kuvvetiyle Gazze'ye gönderdi. Tabii efendim Kansu Gavri öldükten sonra Memlükler toplandılar, şey yaptılar, Tomamba'yı hükümdar, sultan yaptılar. Efendim Cambardi Gazali kumandasında 5000 kişilik bir kuvvet gönderdi Tomamba'yı Gazze'ye. Evet. Gazze'de Sinan Paşa çok büyük bir muharebe yaptı. Yaptığı muharebe neticesinde Cambardi Gazali'nin kuvvetlerini dağıttı, perişan etti. Çok kahraman bir paşa Sinan Paşa.
Yavuz Sultan Selim Han'ın vezir azam yapmış Yavuz Sultan Selim Han onu. Efendim çok muharip, harpçi bir kimse. Efendime söyleyeyim. Kudüs'ü ziyaret etmek istedi. Fakat paşalar falan şey yapıyorlar işte tehlikelidir, şöyledir, böyledir falan diye. Yanına bir rivayette 500 kişi, yanına bir rivayette 1500'lik bir kuvvet aldı. Kudüs'e ben illa gireceğim diyor. Ziyaret etmek evet, istiyor. Hem ziyaret etmek hem de orayının merbuiyetini, bağlılığını temin etmek istiyor. Evet. Efendim 1500 kişiyle girdi Kudüs'e. Kudüs-i Şerif'e girdi. Efendim akşam namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Yatsı namazını Kubbetü Sahra'da kıldı. Ya o makamları ziyaret etti. Evet. Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselam miraca çıktığı yerleri ziyaret etti. Oraya yüzler sürdü. Ağladı mübarek. Ordusuyla beraber yatsı namazını efendim Kubbetü Sahra'da kıldı. Efendim yani dolayısıyla orada haber de geldi. Sinan Paşa'nın Gazze'de Camber'de Gazali kuvvetlerini perişan ettiğini. Geldik Sina Çölü'ne ama yine yetişmeyecek bu. Evet, evet. Yetişmeyecek. Yani vaktimiz daraldı. Efendim biraz da bir şey arz etmek istiyorum. Buyurun. Müsaade eder tabii misiniz ki, efendim? Tabii ki buyurun efendim. Efendim şimdi şöyle Resulullah Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Resulullah Efendimiz eshabıyla beraber otururken bir genç geçiyormuş. O genci görünce efendime söyleyeyim Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretleri buyurmuşlar ki Levhul Mahfuz'da gördüm ki bu genç efendime söyleyeyim bu gece vefat edecek. Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş. Evet yani. Bildirilmiş. Bir rivayette de Cebrail Aleyhisselam bildiriyor. Efendim çağırın şu genci efendim ne ister? Ne son, isterse yapalım yani. Son bir isteği ona arzusu demeyelim var son mı? Bir istek son arzu değil de en çok neye kavuşmak istersin? Ne yapmak istersin sen? Çağırıyorlar. Diyor ki ya Resulallah diyor. Anam babam canım her şeyim sana kurban olsun. Ben diyor işte böyle bir delikanlıyım diyor. Garip bir kimseyim diyor. Falan kabilenin reisinin kızına aşığım ben diyor. Ona diyor efendim talip oldum. Babasından istettim. Fakat kızı bir türlü bana vermediler diyor. En çok benim istediğim şey o kızdan evlenmektir diyor. Resulullah Efendimiz peki diyor başka bir isteğin var mı? Yani böyle bir sevdiğim bir şey yani yapmak istediğim bir şey var. Var ya Resulullah diyor. Hani bizim mesela baklavamız meşhurdur ya. Evet. Efendim o da diyor ki Arapların meşhur bir tatlısı varmış Arabistan'da. O tatlıdan isterim diyor, yemek isterim diyor bir tepsi. Resulullah Efendimiz efendim peki diyor. Efendim gidin gidiyor o kabile reisine. Efendim kızını diyor. Efendim falan gence istiyorum diyor. Ona vereceksin diyor Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimizin hatırı yıkılır mı? Tabii. Haşa. Hiç kimse yıkmaz. Yani. O kabile reisi de feda olsun ya Resulullah. Siz ki aracı oldunuz. Ne demek? Buyurun. Kabul efendim, ediyor kızını kabul vermeyi. Ediyor kızını vermeyi. Tamam. Emir veriyor. Efendim düğün yemekleri falan hazırlansın. Dernek hazırlansın Resulullah Efendimiz. Efendime söyleyeyim. Bir de annelerimize Ümmül Müminine talimat veriyor. Annelerimize kızı Hazreti Fatıma annemize filan o tatlıdan yapıyorlar. O gencin istediği tatlıdan bir tepsi. Tamam. Düğün oluyor. Düğünden sonra kızla gelin hanım gidiyorlar evlerine tabii. Kapıyı kapatıyorlar. Kız da oğlanı seviyor. Oğlan da kızı çok seviyor. Efendim onları orada bırakıyorlar. Geri dönüyorlar. Sabahleyin Resulullah Efendimiz buyuruyor ki kalkın gidelim o gencin cenazesini kaldıralım. Şeye, eve yani. Eve gidiyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz'e o gece vefat edeceği bildirilmişti. Bir yılan yani. Tarafından sokulacağı, zehirlenerek ölüm vaki olacağı bildirilmiş Resulullah Efendimiz'e. Tabii Peygamber Efendimiz bunu oradakilere söylememiş. Söylemiyor tabii. Yani. Cenazesini kaldıralım buyuruyor. Efendim gidiyorlar gencin evine. Tak tak kapıyı çalıyorlar. Genç çok neşeli. Ağzı kulaklarına varıyor. Hem yaşıyor hem de neşesi yerinde. Neşesi yerinde çok neşeli. Buyurun ya Resulallah. Şeref verdiniz ya Resulallah. Yanında eshab-ı kiramın büyükleri var. Onları filan alıyor filan filan.
Hayret ediyor. Peygamber Efendimiz. Recep Efendimiz. Efendime söylüyor. Genç yaşıyor çünkü. Genç yaşıyor. Allah Allah diyor ya. Sen sağ mısın? Efendim. Şu yastığı kaldırın buyuruyor Resul Efendimiz. Yattıkları yastığı kaldırıyorlar. Yastığın altında kocaman bir yılan efendi. Yılan. Resul Efendimiz yılana diyor ki, ey yılan, niye vazifeni yerine getirmedin? Niye vazifeni yerine getirmedin? Efendime söyleyeyim. Yılan diyor ki, ya Resulallah, ben diyor evet vazifeliydim. Bu gece bu genci sokup zehirleyip öldürecektim. Fakat tam o sokmamın emredildiği, ısırmamın emredildiği vakitte, zamanda efendim hiç kendimi kıpraşamaz, kıpırdayamaz halde buldum. Hareket edemedim. Hiç hareketsiz kaldım yani. Hani insanın bazen eli kol tutmaz olur ya, onun gibi bir şey. Dolayısıyla vazifemi yapamadım diyor. Yılan dile geliyor, söylüyor Resul Efendimiz'e. Resul Efendimiz de diyor ki, peki anlat bakalım geceyi diyor, nasıl oldu diyor. Ya Resulallah diyor, anam babam sana feda olsun, canım sana feda olsun. Ey fahri alem diyor, ey alemlerin övüncü diyor. Yani sizin sayenizde diyor ben sevdiğime kavuştum. Dünyada en çok sevdiğim, istediğim şey neydi benim? Efendim işte benim bu eşimdi, hanımımdı. Şimdi siz nikah kıydınız ya bize diyor. Efendim bu hanım, tam bu hanımın elinden tutacaktım, sohbet edecektik. Efendime söyleyeyim, o sırada kapı çaldı. Tak tak tak, kapı şiddetli bir şekilde çalıyor. Düğünden sonra? Düğünden sonra, gece evet, yani. Evet, gece oluyor bu, akşam oluyor. Yas namazından sonra. Efendim, ah kapıda peşmürde, efendime söyleyeyim, garip birisi duruyor. Dilenci. Ne olur, Allah rızası için 3 gündür açım, bana bir yiyecek. Ya evin her tarafına baktım, ne ekmek var, ne bir yiyecek bir şey var. Fakat hani çok sevdiğim tatlı, şu tatlıyı çok severim demiştim ya size. Siz de ya Resulallah yaptırmıştınız annelerimize. O tatlı duruyordu orada bir tepsiyle. Allah Allah, ne versem ki şu efendim ihtiyaç sahibine, şu muhtaç kimseye ne versem acaba diye. Baktım ararken o tepsi gözüme ilişti. Tepsiyi olduğu gibi aldım, o gence verdim. Başka bir şey yapmadık ya Resulallah. Hanımımızla sohbet ettik diyor. Hanımımla sohbet ettim diyor. İşte o zaman Cebrail Aleyhisselam, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam bildiriyor ki, Levhul Mahfuz'da evet kader hani yazılıdır. Evet. Efendim yazılmıştır. Ezelde Allah-u Teala bilir. Ama bazı kazalar, bazı hadiseler mübrem olarak yazılı, ama o yazılı orada yazmıyor mübrem olduğunu. Allah-u Teala biliyor. Mübrem, bazıları da muallaktır. Muallak. Muallak demek ne demek? Dolayısıyla hoca efendiler derler, vaaz ederken, anlatırken, kazayı mübrem vardır, kazayı muallak vardır. Kazayı mübrem ne? Ne yaparsa yapsın o muhakkak olacak. Değişmez. Değişmez. Yani bunu ifade eden çok güzel bir atasözümüz vardır. Az yaşa, çok yaşa, akibet gelir başa. Ha, bu kazayı mübremdir yani. Evet. Muhakkak olacak. Bir de kazayı muallak vardır. Allah-u Teala bir hadiseye bağlamıştır onu. Yani irade-i cüziyemiz var ya, külli irade Allah-u Teala'da, cüz'i irade bizde. Yani biz kendimiz istiyoruz bir şeyi yapmak. Allah-u Teala da bize güç kuvvet veriyor, o şeyi yapıyoruz. Ha, şimdi eğer bu gece vefat edecek fakat bir hayır, bir iyilik yaparsa, bir sadaka verirse Allah-u Teala onun ömrünü 30 sene uzatacak. Kazayı muallak bu demek. Şimdi istedi ya efendim, o ihtiyaç sahibi 3 gündür açım dedi. Verecek başka bir şey de yok. Dünyada en çok sevdiği şey ne? Bir tanesi hanımı, bir tanesi o tatlı. Tatlıyı kaptı, o ihtiyaç sahibine verdi. İşte bu sadaka sebebiyle Allah-u Teala onun ömrünü 30 sene uzattı buyuruyor Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e. Kazayı muallak değişti. Kazayı muallak değişti. Hem sadaka verdiği verdi. Sadaka, bir de en sevdiği şeyi verdi. İhsar, buna ihsar derler. Oldu. Evet efendim. İhsar da etmiş oldu. İşte dolayısıyla efendim, sadaka vermek çok büyük sevap.
Az sadaka, çok belayı defeden bizim vakfımızın, İhlas Vakfı'nın vatandaşlarımıza efendim sağladığı böyle bir imkan var. Şimdi herkesin bir cep telefonu var. Evet. Cep telefonuna efendim kısa mesaj yazacak. Ne yazacak? Sadaka. Sadece sadaka yazacak. Büyük harflerle sadaka yazdı. Sadaka yazacak. 83.50'ye gönderecek. 10 lira sadaka vermiş olacak. Ha efendim dolayısıyla kazalardan, belalardan, efendime söyleyeyim hatalardan kurtulmak için işte vakfımızın yapmış olduğu bir hizmet inşallah Allah-u Teala kabul eder. Demek ki vatandaşımızın yapacağı iş gayet kolay. 83.50'ye sadaka yazacak, gönderecek, 10 lira sadaka vermiş olacak efendim. Evet. Böyle bir imkan biz vatandaşımıza sunuyoruz. Biz onların namına efendim gerçek ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırıyoruz, hizmet ediyoruz, buna vesile oluyoruz, aracı oluyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Kıymetli seyircilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.